Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 4. ünitemizi işleyeceğiz. Hazır mısınız? Ünitemizin ismi Numbers. Numbers, sayılar. Evet, biz bu ünitede sayıları öğreneceğiz. 1'den 10'a kadar İngilizce saymayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım çocuklar. İlk olarak bir dinleme etkinliğimiz var. Listen. Listen yani dinle ve repeat. Tekrar et. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et. Çocuklar dinliyoruz ve tekrar ediyoruz. Hadi bakalım. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Siz de tekrar ettiniz mi çocuklar? Bakın burada 10'a kadar sayıları görebiliyoruz. Bunları siz de güzelce çizip altlarına İngilizcelerini yazabilirsiniz. See the numbers come alive. 6, 7, 8, 9, 10. Numbers are fun, let's sing again. 1, 2, 3, 4, 5. See the numbers come alive. 6, 7, 8, 9, 10. Numbers are fun, let's sing again. Evet, hemen ardından bir şarkıyla devam ettik. Şarkımızı dinledik çocuklar. Sevdiyseniz geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Sing dediği zaman şarkı söyle demiş oluyor. Song da şarkı demek. Sing the song. Evet, şarkı geri alıp tekrar söylemeye çalışabilirsiniz. Listen. Bakın bu kelime çok fazla karşımıza çıkıyor. Artık öğrenmemiz lazım. Listen. Dinle. Count. Count. Say. Evet. Dinleyeceğiz. Sayacağız. And tick the correct number. Daha sonra da doğru sayıya tick atacağız. Yani dinlediğimiz şeyde saydığımız şey kaç tane ise ona göre doğru sayıya tick atıyoruz. Hadi bakalım birinciyi bir yapalım. Daha iyi anlayacağız. 1. Evet. Dinlerken de sayabiliriz ya da bittiğinde de zaten burada gözüktüğü için de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bu durumda biz hangisine tık atıyoruz? 6. Hadi dinleyelim. 2. Evet, şimdi sayabiliriz. Siz dinlerken de saymış olabilirsiniz çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8. One, two, three, four, five. Bu durumda da 5'i işaretliyoruz.
Devam edelim. Four. Evet. One, two. Sadece iki tane saydığımız için two, ikiyi işaretliyoruz. Listen and follow. Ne diyor? Dinle ve takip et. Çocuklar, dinleyeceğiz ve takip edeceğiz. Hadi bakalım. How old are you today, Lily? I am 7 years old. Evet, palyaço ne sordu? How old are you today, Lily? How old are you? Bakın, biz daha önce how are you sorusunu öğrenmiştik çocuklar. How are you? Nasılsın demekti. Bu defa how old are you? Bu soru diğer sorumuzdan yani how are you'dan farklı. How old are you? Kaç yaşındasın? Lily'ye kaç yaşında olduğunu soruyor. Lily de I am 7 years old diyerek cevap veriyor. 7 kaçtı sayılardan? 7. I am 7 years old. Devam edelim. Happy birthday, Lily. Thank you. Evet, palyaço ona ne diyor? Happy birthday. Yani iyi ki doğdun. Happy birthday. Lily de thank you diyerek teşekkür ediyor. No, Rocky, stop. It's my cake. No, Rocky, stop. Biliyorsunuz Lily'nin bir köpeği var ve ismi Rocky. No, Rocky, stop. Dur diyor. Hayır, Rocky, dur. It's my cake. O benim pastam. It's my cake. Diyerek bunu durdurmaya çalışıyor. You are a chocolate dog, Rocky. You are a chocolate dog. Yani çikolata köpeksin gibi bir ifadesi. Çünkü bakın keki birazcık yemiş. Chocolate dog diyerek söyledi. Şimdi de burada yine bir şarkımız var. Sing the song. Şarkıyı söyle diyor. Hadi bakalım dinleyelim ve söyleyelim biz de. Happy birthday Lily. You are 7 today. Happy birthday to you. And I love you. Happy birthday, Lily. You are 7 today. Happy birthday to you. And I love you. Happy birthday, Lily. You are 7 today. Happy birthday to you. And I love you. Evet, yine şarkımızda da Happy Birthday, iyi ki doğdun Lily diyerek ona bir şarkı söylemiş olduk. Listen and write the ages. Diyor ki dinle ve yaşları yaz. Bakın burada bazı arkadaşları göreceğiz. Bize yaşlarını söyleyecekler. Biz de onları yazacağız. Hadi bakalım dinleyelim. Hello, I am Matem. I am 5 years old. Ne dedi bize? Hello, I am Matem. Ben Matem. I am 5 years old. Dinleyelim. Hi, my name is Tom. I'm 8. Hi, my name is Tom. Benim adım Tom. I am 8. I am 8. Her zaman sonuna years old eklememiz gerekmiyor çocuklar. Sadece I am 8 diyerek de 8 yaşında olduğunu söyleyebilir. Years old eklemeden de
yaşını söylediğini anlayabiliriz. 8, 8. Hello, I am Maria. I am 10 years old. Hello, I'm Maria. Ben Maria. I'm 10 years old. 10 kaçtı? 10. Evet, burada bu bölümde bir handcraft, yani el işi var. Yani bizim yapabileceğimiz evde bir etkinlik gösteriyor. İşte askıya ihtiyacımız var, makasa, kaleme, ipe ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Öncelikle draw. Draw neydi çocuklar? Bunu öğrenmiştik. Çizmek. Bakın bu şekilde çizgiler çiziyoruz. Cut. Daha sonra kesiyoruz. Write. Write yazmak. Numaraları bu kartlara yazıyoruz. Tie. İple kartlarımızı da bağlıyoruz. Daha sonra onları da askıya bağlıyoruz. Böyle bir etkinlik. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Listen, point at the pictures and repeat. Listen, dinle. Resimleri göster ve tekrar et. Hadi çocuklar dinleyelim ve biz de resimleri siz de evde gösterin. Ben burada göstereyim ve tekrar edelim. Board. Board. Table. Table. Chair. Chair. Desk. Desk. School bag. School bag. Pencil case. Pencil case. Pencil. Pencil. Ruler. Ruler. Crayon. Crayon. Book. Book. Notebook. Notebook. Pen. Pen. Çocuklar bir kere daha tekrar etmek isterseniz geri alıp tekrar edebilirsiniz. Neler var? Board dediğimizde tahtayı söylemiş oluyoruz. Table, masa. Chair, sandalye. Desk, öğrenci sırası. Bakın sıramız. School bag, çanta. Okul çantası. Pencil case, kalemlik. Pencil, kurşun kalem. Ruler, cetvel. Crayon, boya kalemi. Book, kitap. Notebook, defter. Pen ise tükenmez kalem. Listen and follow. Dinle ve takip et. Evet çocuklar yine dinleyeceğiz ve takip etmeye çalışacağız. Give me some crayons, Jay. How many? 3, please. Evet, Lily ne dedi? Give me some crayons, Jay. Bana birkaç tane boya kalemi ver, Jay. Some crayons. Crayons, boya kalemleri. How many? Bakın bu soru önemli bir soru. How many? Kaç tane? How many? 3 please. 3 tane lütfen. 3 please. Here you are. Thank you. Evet Jay bakın boya kalemlerini veriyor. Here you are. Buyur diyor. Here you are. Ve Lily de ona teşekkür ediyor. Thank you. Thank you. How many brushes are there? 2. Okay. Evet, Lily bir soru sordu. How many brushes are there? Kaç tane fırça var? Orada kaç tane fırça var? How many brushes are there? 2. 2. Okay, tamam. Oh, Rocky. You are an artist, huh? Oh, Rocky, you are an artist, huh?
Evet, artist kelimesi ressam demek çocuklar. Sen bir ressamsın diyorlar. Evet. Now act out the dialogue. Evet, şimdi resimlere göre sorular soracağız. How many sorusu neydi? Kaç tane? Şimdi resimde de cetvel görüyoruz. How many rulers are there? Ruler, cetvel demekti. How many sorusundan sonra çocuklar ruler'ı çoğul yapmamız lazım. Rulers. Her zaman how many sorusundan sonra böyle s takısı getiriyoruz ve kelimelerimizi çoğul yapıyoruz. Rulers. How many rulers are there? Orada kaç tane cetvel var? Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu durumda işaretliyoruz. How many? Evet, resimde ne görüyoruz? Pencil. Tabii ki az önce de söylediğim gibi onu çoğul yapmalıyız. How many pencils are there? Orada kaç tane kalem var? Kurşun kalem var. Sayısını da 1, 2 saydık. 2, 2 tane. How many? Evet, şu an resimde ne görüyoruz? Notebook. Bakın, bir tane görmemize rağmen soruyu sorarken biz çoğul yapıyoruz. How many notebooks are there? Orada kaç tane defter var? Cevabımız bir tane olduğu için 1. How many? Evet, resimde ne görüyoruz? Tükenmez kalem. Pen. Ne yapıyoruz? Çoğul yapıyoruz. Pens. How many pens are there? 1, 2, 3. Evet, 3 yani 3 tane. Listen and number. Dinle ve numaralandır. Çocuklar, 1'den 6'ya kadar numaralandıracağız. Bakın, burada sınıf eşyaları var. Bazılarından bir tane, bazılarından iki tane. Bize bakalım, 1 dediğinde hangi sınıf eşyasını söyleyecek? Biz de ona göre numaralandıracağız. Hadi bakalım. 1. 1 ruler. Evet, ne dedi? 1 ruler. Ne demek? 1 cetvel. Demek ki biz 1 numarayı 1 cetvele veriyoruz. Devam edelim. 2 boards. 2 boards. Görelim bakalım. 2 boards. 2 tahta dediğine göre biz 2 numarayı da buraya veriyoruz. 3. 1 crayon. Evet. 1 crayon. Bakalım. 1 crayon. 1 boya kalemi dedi. Biz 3 numarayı nereye yazıyoruz o zaman? 1 boya kaleminin olduğu yere 3 numara yazıyoruz. Devam edelim. 4. 4 rulers. 4 rulers. Görelim. 4 rulers. 4 cetvel. Biz 4'ü buraya yazıyoruz o halde. Devam edelim. 5. 3 crayons. 3 crayons. 3 boya kalemi. Evet, 3 boya kaleminin olduğu yere de 5 yazabiliriz. Çünkü biz şu an 5. sayıdayız. 6. 1 board. 1 board. Yani 1 tahta. Buraya da 6'da olduğumuz için 6'yı yazıyoruz. Bu şekilde çocuklar. Ask and answer. Sor ve cevapla. Evet, dinleyelim bakalım. How many books are there? How many books are there? How many books are there? Kaç tane kitap var diyoruz. Sayalım. Aslında cevabı dinleyebiliriz ama bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 books diyebiliriz. Dinleyelim bakalım. 8 books. Evet. Bu durumda doğru yaptık. Çocuklar önce siz de kendiniz sormaya çalışın. Orada kaç tane cetvel var? Nasıl soruyoruz? How many rulers are there? How many rulers are there? Evet. Orada kaç tane cetvel var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rulers demeliyiz ama bakalım dinleyelim. 9 rulers. Evet. Bu durumda doğru yapmış olduk. Evet. Masalar görüyoruz. Nasıl soracağız? Siz de önce kendiniz sormaya çalışın. Kaç tane masa var? Dinleyelim. How many tables are there? How many tables are there? Table, masa biliyorsunuz. 1, 2, 3. Bakalım. 3 tables demesi gerekiyor. 3 tables. Evet. Şöyle de cevabı görebiliriz. Devam edelim. Şimdi okul çantası neyse onu hatırlıyoruz çocuklar ve kaç tane okul çantası var diye soruyoruz. Siz de önce kendiniz bir sorun ve sonra dinleyelim. How many school bags are there? How many school bags are there? Görelim. How many school bags are there? 1, 2. 2 school bags dememiz lazım. Bakalım. 2 school bags. Evet, bu durumda 2 school bags. Evet, şu anda kalem görüyoruz. How many pencils are there? How many pencils are there? Kaç tane kurşun kalem var? 1, bir dakika önce bir görelim. How many pencils are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pencils. 5 kurşun kalem dememiz lazım. Dinleyelim. 5 pencils. Evet. Doğru. Evet, son olarak şu anda bir öğrenci sırası görüyoruz. Bir tane olmasına rağmen biz soruyu sorarken how many'den sonra çoğul yapmalıyız çocuklar. Bu durumda how many desks are there? How many desks? Bakın sonuna yine S koyduk. Are there? One desk dememiz lazım. Dinleyelim. One desk. Evet, şöyle bakalım. Bu şekilde. Point at the pictures and say. Diyor ki resmi göster ya da işaret et. Resimleri göster. Ve söyle. Picture one. That's a book. Evet. Nasıl cümle kurmamızı istemiş? Picture one. Resim bir. That's a book. That. That. Daha önce öğrenmiştik. Şu demekti çocuklar. Şu bir kitap. That's a book. Devam edelim. Picture two. That's a desk. Görelim bakalım. Picture two. Resim iki. That's a desk. Şu bir sıra. Devam ediyoruz. Bunu da biz yapabiliriz çocuklar. Resim 3 diyeceğiz. Şu bir okul çantası. Nasıl diyebiliriz? Picture 3. That's a school bag. Dinleyelim bakalım. Picture 3. That's a school bag. Evet. Picture 3. That's a school bag. Şu bir okul çantası. Hadi çocuklar, bundan sonrakini siz de daha iyi düşünün. Siz söylemeye çalışın. Ne diyeceksiniz? Resim 4. Şu bir tahta. Picture 4. That's a board. Picture 4. That's a board. Evet, şu bir tahta. Picture 5. Resim 5. That's a pencil. Picture 5. That's a pencil. Görelim. Evet, resim 5. Şu bir kurşun kalem.
Picture 6. Altıdayız. Resim 6. That's a ruler. Picture 6. That's a ruler. Evet, görelim. Ruler, cetvel. Burası da bu şekilde. Look at the example and prepare a puzzle about numbers with your friend. Arkadaşınla bir puzzle hazırlamanı söylüyor. Örneğe de bakabileceğimizi söylüyor. Çocuklar bakın görüyorsunuz sayılardan bir puzzle hazırlanmış. Arkadaşınız yoksa yanınızda kardeşlerinize de siz de hazırlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.